Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda olasılık konusu ile ilgili çıkmış LGS sorularını çözeceğiz. Bir olayın olma olasılığını nasıl hesaplıyorduk? İstenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Yani istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda nokta ve çizgi karakterleri kullanılarak tanımlanmış rakamlar verilmiştir. Bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşturulan iki basamaklı doğal sayıların tamamı aşağıdaki gibi özdeş kartlara yazılıp boş bir torbaya atılmıştır. Örneğin demiş, 10 sayısına baktığımızda 10 sayısı 1 ve 0 rakamından oluşur. O zaman 1 rakamına baktığımızda 1 nokta ve 4 çizgi. O zaman şunu söyleyebiliriz, 1 rakam 5 karakterden oluşmaktadır. Bu torbadan rastgele yapılan bir çekilişte üzerindeki nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı kaçtır? Önce tüm durumumuzu bulalım. Tüm durumumuz nedir? İki basamaklı doğal sayıların tamamı. Torbadaki sayılar bunlar. İki basamaklı sayı kaç tane doğal sayımız var? 10'dan başlar. 11, 12 diye devam eder. Nereye kadar? 99'a kadar. Kaç tane sayımız vardır iki basamaklı bu şekilde? 90 tane sayımız vardır. O zaman bizim tüm durumumuz 90'dır arkadaşlar. Peki bizden istenen durum ne? Sayıları bu şekilde kartlara yazıp torbaya attığımızda içinden çekilen kartın üzerinde toplam 5 tane nokta olması isteniyor. O zaman hangi sayıların benim istediğim şarta uygun olduğunu bulalım. Bir rakamını aldık. Bir rakamında bir tane nokta var. Toplam 5 nokta olabilmesi için 4 noktalı bir rakam koymam lazım ki yanına. Toplamı 5 nokta olsun. O zaman bir nokta bunda var. Bakın dikkat ederseniz 6 rakamında 4 nokta var. O zaman 16 benim istediğim sayı olabilir. Aynı şekilde 27, 2 ve 7 rakamları olabilir. 27 sayısı oluşur. 38. Bunun yanında 49. 50. Diğer tarafta ne olabilir arkadaşlar? Bakın bir rakamıyla 4 rakamı yan yana gelirse 5 nokta olur. 14. Şurada 23. Başka ne olabilir? 69 olabilir. Başka bir de 78 olabilir arkadaşlar. Bunlar benim istenilen sayılarım. Bunu şuna dikkat etmek lazım soruda. Şimdi biz burada 16'yı yazdık ama birler ve onlar basamağı yer değiştirdiğinde bakın nokta sayısı değişmez. O zaman ben bu sayıların terslerini de alabilirim. 16 oluyorsa 61 de olabilir. 72 de olabilir. 83 de olabilir. 94 de olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken 50'yi ters çevirdiğimizde 0,5 olur. Bu iki basamaklı bir sayı olmaz. Yani 50'yi ters çeviremeyiz bu soruya uygun şekilde. Devam edelim. 14 ise 41 olabilir. 23 ise 32 olabilir. 69 ise 96 olabilir. 78 ise 87 olabilir. Şimdi bunlar benim istenilen sayılarım. Bu sayıları ben torbadan çektiğimde üzerindeki nokta sayıları 5 olacaktır. Bakalım istenilen durum kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman istenen durum 17'dir. Cevabımız ne olur? 17 bölü 90 C şıkkı olur. Devam edelim. Yine bir olayın olma olasılığı neydi? İstenilen bölü yani istenilen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı. Sorumuza bakalım. Kenarlarının uzunlukları 1 metre ve 9 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir. O zaman şunu söyleyebilirim. Bu bir kare ise burası 1 metre ise bu uzunluk da 1 metredir. Aynı şekilde bu uzunluk da 1 metredir. Bu halı parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir.
Bu bizim için önemli bir bilgi. Ne anlama geliyor? Ben bunları bölerken şuna dikkat etmem gerekir. Bakın, rengin ortasından bölersem ya da herhangi bir yerinden bölersem iki tane aynı renk olmuş olur elimde. Diyelim ki siyahı buradan böldük. Bakın iki tane siyah parça olmuş olur elimde. Diyor ki aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. O zaman ben bunu nerelerden bölmem gerekir? Tam iki rengin ortasından bölmem gerekir. Mesela buradan. Mesela buradan. Bunun gibi. Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi toplam şekle bakalım. 1 metre burası, 9 metre burası. Toplamda elimde 9 metre kare var. Alan olarak. Biri diğerinin iki katı olacaksa ben bunları nasıl bölmem gerekir? 3 metre kareye 6 metre kare bölmem gerekir. Ya da 6 metre kareye 3 metre kare bölmem gerekir. Bakalım. Şimdi 3 metre kareye 6 metre kare bölebilmem için 3 metre kare nedir? Şurası zaten 1 metredir şu uzunluk. O zaman diğer tarafın uzun kenarın uzunluğu 3 metre olması gerekir. Nereden bölmem gerekir o zaman? Tam şuradan bölersem istenilen durum olur. Burası 3 metre kare, burası 6 metre kare olur. Yani tam beyazla kırmızının ortasından böldüğümüzde istenilen durum olur. Başka nasıl bölebiliriz? Bakın 6 metre kareye 3 metre kare. 6 metre kare olabilmesi için bir kenarı 1 metre, diğer kenarı 6 metre olması gerekir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam şuradan bölersem, bakın burası 6 metre olur. Burası 3 metre olur. Dolayısıyla buranın alanı 3 metre kare, buranın alanı 6 metre kare olur. O zaman bir buradan kestim, bir de buradan kestim. İstenilen durum sayısı 2. Peki tüm durum nedir? Tüm duruma bakalım. Ben bunu nerelerden kesebilirim? Şu şarta uygun. Buna dikkat edelim. Buradan kesebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman benim olasılığım ne olur? 2 bölü 8. Sadeleştirirsem ne olur? 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4, 1 bölü 4 olur. Cevabım B şıkkıdır. Devam edelim. Yine bir olayın olma olasılığını söylemiş. Hemen yazalım. İstenilen bölü, yani istenilen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı. Sorumuza bakalım. Renkleri dışında özdeş olan dördü kırmızı, geri kalanı beyazmış. Yani elimizde renkleri dışında özdeş olan toplardan dört kırmızı, sayısını bilmediğimiz kadar da beyaz top varmış. Bu topların tamamı aşağıdaki A, B ve C torbalarına dağıtılıyor. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şunu biliyorum, elimde bir miktar beyaz top var ve 4 tane de kırmızı var. Bu kırmızıyı torbalara öyle bir dağıtmam lazım ki torbalardan herhangi birinden kırmızı çektiğimde diğer torbalardan kırmızı gelme olasılığına eşit olması gerekir. Nasıl dağıtabilirim? Şimdi 3 kırmızı versem buraya, bir kırmızı B torbasında olsa C'ye 0 kalır. Bakın C'den kırmızı gelme olasılığı 0 olur ama diğerlerinden 0'dan farklı bir şey olur. Birbirine eşit olmaz. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Önce eşit dediğine göre en fazla ne kadar eşit yapabilirim ben bunları? İlk başta buna bir tane verelim. Bir tane kırmızı var. Bir tane de bunda kırmızı olsun. Bir tane de bunda kırmızı olsun. Şimdi 3 tane kırmızıyı dağıttık. Elde bir kırmızı kaldı. Onu da herhangi birine, hangisine vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Biz C'ye verelim. C'ye verdik. Bir tane daha kırmızı C'ye verdik. C'deki kırmızı sayısı 2 toptur. 2 tane kırmızı top vardır C'de. Şimdi elimde bir miktarda beyaz top var. Bunları dağıtmam gerekir. A torbasında x tane beyaz olsun. Şimdi arkadaşlar A torbasından beyaz gelme ya da kırmızı gelme olasılığını hesaplayabiliriz. Biz kırmızı gelme olasılığına bakalım. Kırmızı gelme olasılığı nedir? 1 bölü
İstenilen bölü tümdü. İstenilen 1. Bir tane kırmızı var. Tüm durum nedir? Beyazla kırmızının toplamı x artı 1'dir. Bu A torbasının kırmızı gelme olasılığı. B torbasına bakalım. B torbasına da kırmızı gelme olasılığı eşit olması gerekir. 1 bölü eşit olması için buranın da x artı 1 olması gerekir. Bu neydi? Tüm topların sayısı. O zaman x artı 1 toplam topların sayısıysa, bir tanesi kırmızıysa geriye 2 tane beyaz kalır. Aynı şekilde C torbasından kırmızı gelme olasılığına bakalım. 2 tane kırmızı var. Buna dikkat edelim. Çünkü C torbasına 2 tane kırmızı vermiştik. Yani ikinci kırmızı topu A ya da B'ye atabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Biz C'ye attık. Ona göre hesaplıyoruz. Şimdi burada 2 tane kırmızı var. Bölü. Bunların birbirine eşit olması için ne olması gerekir? Bakın. Yukarı kısımda yani paylar arasında 2 katlık bir oran var. O zaman paydalar arasında da 2 katlık bir oran olması gerekir. X artı 1'i 2 ile çarparsak 2x artı 2 olur. Bu nedir? Benim C torbasındaki tüm toplarımın sayısıdır. Yani burası 2x artı 2 olması gerekir. Tüm topların sayısı 2x artı 2 ise 2 tanesi kırmızıydı zaten. O zaman beyazlara kaç tane kalır? 2x tane kalır. 2x tane beyaz olmuş olur C torbasında. Bizden ne istiyor? Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Toplam ne kadar beyaz topum var benim? X tane A torbasında. X tane B torbasında toplam 2x. 2x de burada var C torbasında. 4x. 4x ne demek? 4x demek 4'ün katı olan bir sayılar demek. O zaman beyaz top sayısı 4'ün katı olması gerekir. Baktığımızda A şıkkında 80 evet 4'ün katıdır. 82 4'ün katı değildir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. C şıkkına bakalım. 88 var. 4'ün katıdır. Olabilir. D şıkkı 92 4'ün katıdır. Olabilir. Cevabımız 82 yani B şıkkıdır diyebilirim. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Hemen yazalım bunu. İstenilen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı. Sorumuza bakalım. İçinde kırmızı veya sarı renkli 5 topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazlaymış. Birinci torbada 5 tane top varmış toplamda. Bunların bir miktarı kırmızı, bir miktarı sarıymış. Şunu söylüyor bir de, bir top çekildiğinde kırmızı gelme olasılığı daha fazlaymış. O zaman şunu söyleyebilirim, kırmızıların sayısı sarıların sayısından daha fazladır. Birinci torba için bunları söyleyebiliriz. Ayrıca mavi veya sarı renkli 7 topun bulunduğu ikinci torbadan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır. İkinci torbada toplam 7 top varmış. Mavi ve sarı topların bulunduğu torbadan yani ikinci torbadan sarı gelme olasılığı daha azsa sarıların sayısı daha azdır. Yani mavilerin sayısı sarıların sayısından daha fazladır. Bunları söyleyebiliriz. Birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. Yani birinci torbadaki ve ikinci torbadaki toplar şu şekilde kutuya atılıyor. Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele seçilen ya da çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır diye sormuş. Şimdi sarı olma olasılığı en fazla kaçtır bunu bulabilmek için kutudaki sarı topların sayısı olabildiği kadar fazla olması gerekir. Bunu da nereden bulabilirim? Bakın birinci torbada kırmızı sayısı sarı sayısından fazlaysa bunları ben paylaştırabilirim. 3 kırmızı veririm. 2 sarı veririm. Bu şekilde. Ama şuna dikkat ederim paylaştırırken. Kırmızı sayısı daha fazla olacak. Aynı şekilde ikinci torbada da mavi sayısı daha fazla olacağı için 4 mavi, 3 sarı olabilir. Şöyle düşünün. 5 maviye 2 sarı verirsem ne olur? Bu sefer sarı olma olasılığı en fazla olmaz. En fazla olacak şekilde bu şekilde paylaştırabilirim. Kutuyu şöyle büyük çizelim. Kutunun içinde ne oldu bu sefer? 3 kırmızı. Birinci ve ikinci torbayı bu kutuya döktük diyelim.
3 kırmızı buradan geldi. 4 mavi buradan geldi. Sarıların toplamı ne kadar? 2 sarı burada var. 3 sarı burada var. 5 sarı. Bu kutudan neyi istiyor? Sarı gelme olasılığını. Şimdi en fazla olabilecek şekilde sarıların sayısını buldum, dağıttım. Bakalım neydi olasılık? İstenilen bölü tüm. İstenilen nedir arkadaşlar? Sarı gelmesi. 5 tane sarı var elimizde. Diğer taraftan tüm durum nedir? Yani kutuda kaç top var toplam? 3, 4 daha 7, 5 daha 12. O zaman benden istenilen olasılık değeri 5 bölü 12'dir. Yani C şıkkıdır. Devam ediyoruz. Köklü sayılarla ilgili bir kısım var ve bir kısmı da olasılıkla ilgili bir soru. Bakalım bizden ne istemiş? Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. Yani şunu söylüyor. Kök 12, kök 27 ile, kök 3 ile, kök 2 ile, kök 28'e sırayla tek tek çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen her biri, sayıların her biri bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8 olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bana bir olasılık verilmiş. Neymiş bu olasılık? Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı. Şimdi olasılık 1 bölü 8 ise benim burada tüm durumum nedir? Hemen şunu yazalım ilk başta. İstenilen bölü tümdü olasılık. İstenilen bölü tümdü. Buradaki tüm duruma bir bakalım. Kök 12'yi kök 27 ile çarptık. Kök 3 ile çarptık. Kök 2 ile çarptık. Kök 28 ile çarptık. 4 durum bunda var. Aynı şekilde kök 20 için de 4 durum vardır. Neden? Kök 27 ile çarparız, kök 3 ile çarparız, kök 2 ile çarparız, kök 28 ile çarparız. Bu şekilde birinci tablodaki her bir sayı için 4 durum var. Toplamda kaç durum yapar? 16 durum yapar. Yani istenilen bölü tümden tüm durumların sayısı 16'ymış. Bu olasılığın 1 bölü 8'e eşit olabilmesi için istenilen durum ne olması gerekir? Şöyle söyleyebiliriz. 1 bölü 8 eşitmiş. İstenilen durumu bilmiyorum. Tüm durum 16. Bakın iki katlık bir oran var. O zaman burada da iki katlık bir oran olması gerekir. İstenilen durum sayısı da 2 olması gerekir. Ney bu? Sayıları çarptığımızda doğal sayıların sayısı. Bakalım kök 12 nedir? Hemen bunu A kök B biçiminde yazabiliriz. Şurada verilmiş nasıl yazılacağı. 2 kök 3'tür. Diğer taraftan kök 20 nedir? 2 kök 5'tir. Kök 9 zaten 3'tür. Bu tarafta tablo 2'ye baktığımızda kök 27 3 kök 3'tür. Bunları köklü sayılardan biliyoruz. Kök 3 zaten yazılmış, kök 2 yazılmış. Kök 28 nedir? 2 kök 7'dir. Şimdi ben 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarpayım. 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarpalım. Ne gelir? Kat sayıları çarptık. 6 geldi. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 3 yapar. 3 ile 6'yı çarparsam 18 yapar. Bakın bu bir doğal sayıdır. Bir tane ihtimali bulduk. Diğer ihtimal nedir? Yine 2 kök 3 ile bununla bunu çarptık. Bununla bunu çarpalım. Diğer ihtimale bakalım. 2 kök 3 ile kök 3'ü çarptığımızda ne gelir? Katsayılar şu kök 3'ün katsayısı 1'dir. Katsayıların çarpımı 2 yapar. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Buradan ne gelir? 6 gelir. Bakın iki tane doğal sayı buldum bile. O zaman bu olasılığın sağlanması için geriye kalan sayıları çarptığımda doğal sayı gelmemesi gerekir. Baktığımızda arkadaşlar A yerine ne yazabiliriz? Şimdi kök 2 yazarsam, bakın A yerine kök 2 yazarsam, şuradaki kök 2 ile çarpıldığında 2 olur. Bakın doğal sayısı 3'e çıkar. O yüzden kök 2 yazamam. Kök 3 yazarsam, bakın kök 3 yazayım. Kök 3 ile şuradaki kök 3'ü çarparsam 3 yapar. Bu da doğal sayı gelir. Bakın ben doğal sayı hakkımı doldurdum zaten. A'ya öyle bir değer vermeliyim ki diğer tablo 2 ile çarptığımda artık doğal sayı gelmemesi gerekir. Çünkü istenilen durumu doldurdum ben ilk başta. İki tane doğal sayı elde ettim zaten. Bakalım kök 3 olmaz dedik, kök 2 olmaz dedik. Kök 5 olabilir mi? Kök 5 olabilir A. Neden? Çünkü ben A'ya kök 5 verirsem, şöyle yazalım, kök 5 verirsem, tablo 2'den
ki sayılarla çarptığında hiçbir şekilde doğal sayı gelmez. Bu şekilde cevabım C şıkkıdır. Kök 7'yi de kontrol edelim. Bakın A'ya kök 7 dersem şurada 2 kök 7 var. Bununla bunu çarptığımda ne olur? 2 kök 7 ile kök 7'yi çarparsam ne gelir arkadaşlar? Şurası 7'dir. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımı. 2 ile 7'yi çarparsam 14 gelir. Bakın yine doğal sayı oldu. O yüzden cevabım kök 5. Yani C şıkkıdır. Geldik son sorumuza. 21 bin metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır? Şimdi arsayı kaç parçaya bölüyorsak o kadar ortak var. Şu ifade onu söylüyor bize. Elimizde 250 metrekarelik parçalar var. 500 metrekarelik parçalar var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sadece kaç metrekare olduğunu biliyorum. Ve 1000 metrekarelik parçalar var. Şurayı tekrar okuyorum. Bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit. Bu ne demek? Eşit olasılık olabilmesi için bu parçaların her birinin sayısının birbirine eşit olması gerekir. Nasıl yani? 250 metrekareden x tane varsa 500 metrekareden de x tane olması gerekir. Aynı şekilde 1000 metrekareden de x tane olması gerekir. O zaman arkadaşlar 250 metrekareden x tane varsa bunları ben çarptığımda toplam metrekaresini bulamaz mıyım? Bulurum. Şöyle yapabiliriz. 250 ile x'i çarparsam 250x. Artı 500x artı 1000x eşittir diyelim. Topladığımızda ne kadar olur arkadaşlar? 1500, 250 daha 1750x yapar. Bu nedir? Benim arsanın toplam metrekaresidir. Soruya döndüğümüzde geri, bakın ilk başta toplam 21 bin metrekareymiş. O zaman ne olur? 1750x neye eşitmiş arkadaşlar? 21 bin metrekareye eşitmiş. Buradan x'i bulabilmem için ne yapmam lazım? 21 bini 1750'ye bölmem gerekir. 21 bini 1750'ye bölersem x buradan 12 gelir arkadaşlar. Bu nedir? Bulduğum x her bir metrekarenin kaç tane olduğunu gösterir. O zaman 250 metrekareden 12 tane var. X tane demiştik ve x'i 12 bulmuştuk. 500 metrekareden de 12 tane var. 1000 metrekareden de 12 tane var. Toplamda bu arsa kaç parçaya ayrılmış? Demek ki 36 parçaya ayrılmış. Parça sayısı ortak sayısına eşitti. Şurada söylemişti bize. O zaman 36 parça var ve 36 ortak vardır diyebiliriz. Cevabımız B şıkkıdır. 36'dır.